Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda kolay ve hızlı tığ işi kare motif yapılışını anlatacağım. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Anlatımını yapacağım. Kare motif desenini, tığ işi, çanta, hırka, kazak, masa örtüsü, runner gibi farklı projelerde değerlendirebilirsiniz. Modelin anlatımını yaparken alize, koton, gold iplikler kullanacağız. Tığ numarası olarak ise 2.75 milim ile motifi öreceğiz. Farklı renk kombinleri uyarlayabilir, motifi küçültebilir ya da istediğiniz ebatlarda büyütebilirsiniz. Hazırsanız haydi vakit kaybetmeden motifin yapılışına başlayalım. Motifin yapılışına sihirli halka yaparak başlayalım. 3 zincir, halkanın içerisine 2 trabzan, üç zincir, halkanın içerisine 3 ikili trabzan, üç zincir, halkanın içerisine 3 trabzan, üç zincir ve son kez halkanın içerisine 3 ikili trabzan yapalım. Üç zincir. İlk yapmış olduğumuz zincirin tepesine kaydırma ve bir zincir yaparak ipi keselim. İkinci renge geçiş yapalım. Bir zincir yapalım. Ve yapmış olduğumuz herhangi bir 3 zincir boşluğundan ipi sabitleyelim. 3 zincir. Aynı boşluğun içerisine 2 ikili trabzan, 3 zincir, aynı boşluğun içerisine 3 trabzan yapalım. 3 zincir. Sonraki boşluğun içerisine 3 trabzan, 3 zincir, 3 trabzan yapacağız. 3 zincir ve diğer iki boşluğa da 3 trabzan, 3 zincir, 3 trabzan, köşeler arası geçişte ise 3 zincir yaparak sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Ve sıranın sonuna geldiğimiz zaman 3 zincir, ilk yapmış olduğumuz zincirin tepesine kaydırma, buradaki boşluğa gelene kadar kaydırma yapmaya devam edeceğiz. Orta boşluğun içerisine tekrar kaydırma, 3 zincir, aynı boşluğun içerisine 4 ikili trabzan yapalım.
Başlangıç zinciri ile birlikte toplam 5 tane trabzan yapmış olduk. 3 zincir, aynı boşluğun içerisine 5 trabzan, üç zincir boşluğuna sık iğne. Sonraki köşeye geçiş yaparak 5 trabzan, 3 zincir, aynı boşluğa 5 trabzan yapalım. Sonraki zincir boşluğuna sık iğne ve diğer köşeye geçiş yaparak 5 trabzan, 3 zincir, 5 trabzan. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapmaya devam edeceğiz. Ve sıranın sonuna geldiğimiz zaman son zincir boşluğunun içerisine sık iğne, ilk yapmış olduğumuz zincirin dibinden de sık iğne yaparak sırayı burada tamamlayalım. Bir zincir, ipi burada keserek tekrar mavi renk ile devam edeceğiz. Ve burada herhangi bir köşeden ipi sabitleyebilirsiniz. 3 zincir, aynı boşluğun içerisine 5 trabzan, başlangıç zinciri ile birlikte 3 zincir, 5 trabzan yapalım. Ve köşeyi tamamladıktan sonra ikinci sarı renk sırasında yapmış olduğumuz 3 zincir boşluğunun içerisinden ilmek çıkartarak toplam 5 tane üçlü trabzan yapalım. Sonraki köşe içerisine 5 trabzan, 3 zincir, 5 ikili trabzan yapalım. Ve tekrar 3 zincir boşluğu içerisine 5 üçlü trabzan. Sonraki köşeye diğer köşelerde yapmış olduğumuz işlemi tekrar ederek sıra sonuna kadar yapmaya devam edeceğiz. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman ilk yapmış olduğumuz zincirin tepesine
kaydırma yaparak sırayı tamamlayalım. Bir zincir ipi burada keserek sarı renk ile son sıraya devam edeceğiz. Alt sırada yapmış olduğumuz herhangi bir trabzan grubu tepesinden ipi sabitleyebilirsiniz. 3 zincir ve alt sırada görmüş olduğumuz tüm trabzanların tepesine köşeye gelene kadar ikili trabzan yaparak devam edeceğiz. Alt sırada yapmış olduğumuz tüm köşelerin içerisine bu kez 2 trabzan, 3 zincir, 2 trabzan yapacağız. Diğer köşeye gelene kadar alttaki tüm trabzanların tepesine ikili trabzan yaparak devam edelim ve bu şekilde sıra sonuna kadar da yapmaya devam edeceğiz. Sıranın sonuna yaklaştığımız zaman son trabzanların tepesine de ikili trabzanı yapalım. Ve burada ipi keserek ilk yapmış olduğumuz ikili trabzanın tepesinden gizli birleştirme yaparak motifimizi tamamlayalım. Hemen zincirin üstünde görünen iki ilmeğin içerisinden tığ geçirelim. Kesmiş olduğumuz ipi bu boşluktan alalım ve son yapmış olduğumuz ikili trabzanın da arkasındaki tek kanattan geçirerek iç içe geçmiş V'leri bu şekilde oluşturmuş olduk. Bu ipi de arka taraftan çok fazla sıkmadan ilmeklerin arasından gizleyebildiğiniz kadar gizleme işlemini yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu kenarları bu şekilde elinizle düzleyip motifleri birleştirdiğiniz zaman buralarda daha düzgün bir görünüm elde edeceksiniz arkadaşlar. İsterseniz bir sıra daha ikili trabzan ya da sık iğne çalışması yapabilirsiniz. Bu videoda anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sonraki eğitim videosunda görüşene dek lütfen kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.